ÖTV indirimi beklenen bir şeydi. Ama matrah üzerinden olacağını biz önceden de söylemiştik. Şimdi burada asıl olan olay şu. Bunun yararlanabilen insanların, yani daha doğrusu halkın yararlanması adına olması bizleri daha çok sevindirecek bir durum arz eder. Aksi halde bunun halka yaramadığı zaman, halkın yararının olmadığı anlamda hiçbir şey ifade etmeyecektir. Bundan halk yararlanamadı. Yani bayileri araba için gittiler, araba alınamadı. Bunlarla alakalı bisküvi, spekülatif haberler çıktı. Hepiniz malum mu işte depolarda, garajlarda, çeşitli antrepolarda araba depolandığı falan olaylarını biliyorsun. Hükümet de buna cezai işlemler başlattı. Biz bu tür işlerin olmasını istemiyoruz. Yani bu hükümet tarafından halkın araç alması noktasında bir hassasiyet gösterdi. Böyle bir kanun çıkarılmışsa bundan da halkın yararlanmasını isteriz. Ama şu andaki olayın tabana yayılabilmesi için, asıl sahiplerinin yararlanabilmesi için de denetçilerin, denetim mekanizmasını yapanların sahada çok iyi bir denetim yapmalarını istiyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani hükümet bunu ne için yaptı? Zenginlerin zenginleşme açısından yapılan bir olay değil bu. Veya işte birilerinin bu arabaları alıp stoklayıp daha sonra kara borsa anlamında satması adına yapılan bir olay değil bu. Bunun amacı insanların araçların yükselen fahiş fiyata çıkan, yükselen, üzerine durulamayan, tutulamayan, fiyatlar tutulamayan araçların fiyat indirimiyle belli dilimdeki, matrah dilimdeki fiyat indirimi, ÖTV indirimi yapılarak halkın sıfır araç alabilme şeyini artırmak. İnşallah denetçiler bu işleri sıkı tutar. Yani biz şu anda otomotiv sektörü olarak bunu, bize zararı olduğu halde bu yapılan indirimlerin de heba olmaması için denetimlerin kesinlikle çok iyi yapılmasını istiyoruz.